İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı bir televizyon kanalında CHP'ye dönük hakarete varan sert sözleri CHP'lileri çileden çıkarttı. Öyle ki kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu'nun kurmayları öfkeyle telefona sarıldı, genel merkezi aradı. Parti yönetimi ise tepkileri güçlükle sakinleştirdi. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıları kapattığı "bu masa noter değil" sözü de masayı ikiye böldü. Aynı işte gerizekalık her tarafta mevcut. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni ararlardı. Ben o yukarı çıktığımda ben onu halka gösterirdim. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun A takımını bu sözlerle topa tutmasının ardından CHP'de yer yerinden oynadı. Kadın kontrolden çıkmış tepkileri yükseldi. Ama buna hepsi saçmalık, ahmaklık, sonuç, gerizekalılık. Saraçhane sürecini Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının yönetemediğini sert sözlerle eleştiren Akşener'e CHP Genel Merkezi'nin ne cevap vereceği merak ediliyordu. Parti sözcüsü Faik Öztrak soruyu geçiştirince partililerin tepkisi gecikmedi. Buna akıl eder kurmay zeka. Sonuç, beceremediniz. Sonra ne oldu? Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız, iç işlerine karışıyordu. Millet İttifakı'nın sözcülerinin, Millet İttifakı'nın genel başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok. Bu cevap üzerine çileden çıkan CHP'lilerin genel merkezi telefon yağmuruna tuttuğu, parti yönetiminin de kızgın CHP'lileri güçlükle sakinleştirdiği konuşuluyor. Akşener sadece kurmaylarını eleştirmekle kalmamış, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da yine veto etmişti. Bu masa noter görevi görmeyecek. Bıraktığınız yerdeyim. Kazanacak bir adayla kazanacak. Bu çıkış masada deprem etkisi yaratsa da CHP'liler yine sessiz kalmayı tercih etti. Onların yerine Kılıçdaroğlu'na destek Demokrat Parti Genel Başkanı'ndan geldi. Gültekin Uysal Akşener'e karşı Kılıçdaroğlu'nu açık açık destekledi. Elbette Sayın Kılıçdaroğlu geldiğimiz bu noktada Demokrat Parti olarak biz aday olmasını istiyoruz. Gözler şimdi bu tartışmaların gölgesinde yapılacak 2 Mart'taki altılı masa toplantısına çevrildi.